İmam Cevad Aleyhisselam bakınız. İmam Cevad Aleyhisselam İmam Muhammed Takiyyül Cevad Aleyhisselam 7 yaşındaydı. İmam Rıza Aleyhisselam şehit olduğunda 7 yaşındaydı. O gün Ehli Beyt'in mektebinin içerisinde ilim adamlarından alimlerden birisi olan Yunus İmam Cevad Aleyhisselam'ın halifeliğine, imametine itiraz etti. Şu manada itiraz etti. Dedi ki, İmam Balık çağına girmemiş. İmam Bülük çağına girmemiş. Şu anda imamet misyonunu üstlenemez. Onun için İmam Rıza Aleyhisselam'a bir vekil seçelim kendi aramızdan. İmam Cevad Aleyhisselam büluğ çağına erinceye kadar o vekil İmam Cevad Aleyhisselam'a naip olsun. Bunu kim söylüyor? Bunu Ehli Beyt Mektebi'nin içinde olan alim tanınan, alim bilinen Yunus adında birisi söylüyor. Alim bakın, Şia, alim. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti anında İmam Cevad aleyhisselam 7 yaşında ve bu alim diyor ki İmam Cevad şu anda imamet misyonunu üstlenemez. Çünkü 7 yaşındadır, çocuktur, büluğ çağına ermemiştir. Büluğ çağına erinceye kadar kendi içimizden İmam Cevad'a bir tane naip seçelim. İmam Cevad ergenlik çağına varıncaya kadar efendim o bizim rehberimiz olsun, liderimiz olsun ve biz ona itaat edelim. İmam Cevat Bülük çağına erinceye kadar. Bunu kim söylüyor? Açıkça söyleyeyim. Ehli etmekte. Şii olan bir alim. Yunus Şia idi. Bu teklifi sunan Yunus Şia idi. Tabii ki bu teklif sokakta sunulmamış. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Beyt mektebinin önde gelen ilim adamları oturmuşlardır. Meclis efendim konuşma istişare meşveret meclisi oluşturmuşlardır. Bu alimler meclisinde ortaya atılan bir teklif, bu teklifi Yunus adında bir alim ortaya attığı zaman yanındaki alim bunun ağzına vuruyor. Ağzına vuruyor eliyle. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Hüccetullah'ın efendim bülük çağının altında, bülük çağının üstünde sohbetini nereden sen çıkardın? Sen Kur'an'ı böyle mi anlamışsın? Hazreti İsa beşikteyken nebi olmuş. Allah beşikteyken ona peygamberlik vermiş. İnne Abdullah ataniyel kitap cealeni Nabiya Allah'ın yeryüzündeki hüccetleri için yaş tayin etme söz konusu değildir. Efendim bu bülük çağındadır, bülük çağında değildir. Allah'ın kitabında, kanununda, kavramında hüccetler için böyle bir şey yok. Sen şimdi İmam Cevad Aleyhisselam'ın 7 yaşında olmasını sebep gösteriyorsun diyorsun buna bir naib tayin edelim kendi aramızdan. O bülü çağına varıncaya kadar. İmamın büyüğü neyse küçüğü de odur. İmamın 50 yaşındaki hali neyse 10 yaşındaki hali odur. O Allah'ın velisidir. O Allah'ın hüccetidir. Yaş ile imam imam olmaz ve bu şekilde Önce vuruyor ağzına sonra bu açıklamaları yapıyor. Buyurun size Şia alimi, buyurun size Şia alimi. Bir tarafta o şekilde bir öneri sunan Şia alimi, bir tarafta onu efendim öfkelenip ağzına vurarak açıklama yapıp da yanlışından döndürmeye çalışan Şia alimi. Neden o bu öneride, Yunus böyle bir öneride bunun basireti olmadığından dolayı. Evet, Müslüman dışı, idi, alim idi ama basireti yok idi. Basiretsiz idi. Bu Yunus tarzı alimleri bugün de görmemiz mümkün. Yunus tarzı alimleri bugün de görmek mümkün. 14 asırlık inançların kaynaklarda, tarihlerde, Efendim Ehlibeyt dünyasının içerisinde küçüğünden büyüğüne kadar kalbine nakşeden inançların bugün aksini dile getirenler, aksini söyleyenler, böyleleri bugün de var. Neden basiret olmadı?